87 yılında Alparslan Türkeş'in, rahmetli başbuğumuzun, Kapalı Spor Salonu'nda yapmış olduğu bir katılım programında ben de katıldım. Orada yükücü arkadaşların, beni seven Trabzon'daki dostlarımın beni görmesiyle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye yapılmam istendi. O gün üyeliğim yapıldı. Daha sonraki süreçte 94 yılında ilçe yöneticisi olarak yönetime alındım. Daha sonra ilçe yönetiminde başkan yardımcılığı görevinde bulundum. Daha sonraki süreçte yılları tam söyleyemiyorum. Hı hı. Fakat Süleyman Latif Yunusoğlu, evet, başkanım, sonraki milletvekilim, onunla birlikte il yönetiminde bulundum. Evet. Orada da il başkan vekili olarak görev yaptım. Süleyman abinin vekilliğinden sonraki dönemde il disiplin kurulu başkanlığı yaptım. Daha sonraki dönemde Nihat Birinci ile beraber bir uzun süre bir başkanlık, başkan vekilliği, başkan yardımcılığı. Ondan sonra iki dönem daha ara verip tekrar başkan yardımcılıkları yaptım ama benim geçmişim Milliyetçi Hareket Partisi. Anladım. Niye Milliyetçi Hareket Partisi? Hiçbir zaman görevden alındığımız dönemler olduğu zaman dahi, ki alınmışızdır. Yani ben şahsım olarak alınmadım da o günkü il yönetimleri görevden alınıyordu, alınabiliyordu. Evet. Biz alındığımız zaman bile bir gün sonra gidip oturan arkadaşlarımıza çiçeğimizi, tatlımızı takdim ettik. Hayırlı olsun dedik. Hep sıcak ilişkilerinde bulunduk. Hiçbir zaman partime küsmedim, muhalefet olmadım. Böyle bir şeyi kendimde hak görmedim. Benim siyasi ömrüm böyle geçti. Ticaretim kendi sevdiğim dalda. Ticaretimi başarılı yapamadım. Sebebi Milliyetçi Hareket Partisi'nin peşinde çok koşmamdan dolayı siyaseti, ticaretimi hep ikinci plana ittim. Fakat kendimde bir hayvan sevgisi olduğundan dolayı o hayvan sevgisini ticarete çevirdim. Pet shopçuluk yaptım. Daha sonra Hobi Market diye bir marketimiz oldu. Ama market derken böyle sanatsal malzemeler, evet, üzerine. Eşim ressamdı. Eşimden kaynaklanan bir ilgi alakadan dolayı öyle bir ticaretin içinde de bulundum. Ama ben ticarette başarılı oldum söyleyemiyorum. Çünkü ticarete ayıracak zamanım olmadı. Anladım. Yani özgeçmişim eşittir MHP. Aynen öyle oldu. Ve o arada ilk açılan ARGE'de Trabzon'da, orayı kim nasıl değerlendirir bilemiyorum, İsimle çağrılmış bir insanım. Yani ARGE açıldı. Trabzon'dan Bekir Sıtıtarım gelsin anlamında ARGE'ye giden ilk kişiyim ben. İlk kurulan ARGE'ye. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nde bulunduğum sürece bir siyasi parti kabul etmedim. Zaman zaman da ben kendim siyasetçi değilim dediğim zaman söylemek istediğimi toplumun belli bir kesimleri anlayamadılar. Milliyetçi Hareket Partisi siyasi bir partiden daha öte Kuvayi Milliye ruhu taşıyan, farklı bir formatta olan bir siyasi oluşum. Ben burada görev yaparken yaptığım çalışmaların, hizmetlerin karşılığında bunun taçlandırılması için milletvekilliği, il başkanlığı, milletvekilliği gibi görevlere talip olursam, yaptığım bütün faaliyetlerin, bütün gayretlerimin sonucunda bir menfaat sağlayacağım düşüncesi, kimse de hakim olmasın düşüncesiyle ben hiçbir yere aday olmadığımı söyledim. Çünkü ben il başkanlığına da aday değildim. Ben il başkanlığını 58 yaşında aldım. Buradan söylemekte her şeyi, ben gerçekleri söylediğim için her şeyi söyleyebiliyorum. Ben 37 yaşında il başkanı oluyordum. Ben 42 yaşında il başkanı oluyordum. 48 yaşında il başkanı oluyordum. Bunları söylerken o süreçlere baktığınız zaman Süleyman Latif Yunusoğlu'nun ayrılması, Süleyman Latif Yunusoğlu'nun milletvekili adaylığı, Nihat Birinci'nin il başkanlığı verilmesi, Nihat Birinci'den sonra onun milletvekili adayı olması, o süreçlerin hepsinde Bekir Sıtlar'ın ismi zaten vardı. Fakat ben dediğim gibi herhangi bir menfaat karşılığı bu işi yapmadığımı belli etmek için hiçbir yere aday olmadım. Çünkü benim inandığım bir şey var. Bu hareketin ne ülkücü olana ne de ülkücülük rolü oynayana hiçbir borcu yoktur. Evet. Fakat geçtiğimiz süreçte aday olmadığımı da söyledim. Aday olmadığımı söyledim. Burada aday olmamamı bekleyen belli kesimler var tabii ki. Böyledir bu iş. Burada, evet, yadırgamaya gerek yok. Kendileri için düşünceleri vardır. Senin de aday olmanı istemeyebilirler. Fakat bunu yaparken bir kelime daha söyledim. O kelimeyi kimse duymadı. Aday olmayacağımı söyledim.
Fakat genel başkanım bana ölümü emret giderim. Genel başkanım beni Azerbaycan'a savaşa yollasın giderim. Seçime yollasın giderim. Ne o ne derse derim kelimesini nedense hiç kimse duymadı. Evet. Ben o formattaydım. Çünkü bir dava adamlığı kendime misyonu yüklemiştim. Ve bunun üzerine benim aday olacağımı burada bütün arkadaşlar beklerlerken mesela ben genel merkezimiz bir istifa süreci istedi. O istifa sürecinde ben istifa etmek istemedim. Burada benim şimdi yönetici arkadaşlarım var. Bu yönetici arkadaşlarım beni istifaya zorladılar. Bunu zorlarlarken sebebi vardı. Beni çok sevdiklerinden, beni aday görmek istediklerinden. Fakat ben orada başka bir şey yaptım. Bir aralığa kadar ayrılmak mecburiyeti vardı. Ben kendimi 4 aralığa attım. O kriterin dışına ittim ben. Yani ben il başkanından ayrılma sebebim milletvekili adayı olmak değil anlamında bir hamle yaptım. Fakat genel başkanıma da bunu izah ederken pırıl pırıl arkadaşlar yetiştirdiğimi, bunların içerisinde bir değil en az 4-5 tane il başkanlığı yapacak arkadaşlarımızın olduğunu, benim de bu süreçte dinlenmeye ihtiyacım olduğunu, ne emrederseniz gene yapabileceğimi söyledim. Hatta çok ilginçtir bir şey söyledim. Ben burada Samsun'da bir miting vardı. Samsun'a mitinge eşimi aldım gittim. Ben 35-36 sene üzerine mitinge tatil yapmaya gittim. Ben tatil de bilmiyorum. Çünkü seçimler bu sene 4 sene, 5 sene üzerine oldu ama eskiden hatırlarsanız evet. Seçimler 1 senede bir, 15 ayda bir, 2 senede bir olurdu. Olurdu. Olduğu zaman da Bekir Sıtlar'ın hep komisyonlarda, evet. Seçimler de hep yazın oluyor. Biz tatil yapma imkanlarını kaçırdık. Yani ben il başkanlığı toplantılarına gittiğim zaman bir tatil kabul ediyordum. Onun arkasından gelişen olaylarda Ankara'dan diyaloglar oldu. Bakın hep doğruları söylüyorum çünkü bu televizyonda bunları Ankara'da izleyebilir. Evet. Bunu yarın birisi gider genel başkanımızın önüne koyar. Evet. Yarına biri gider genel başkan teşkilatlardan sorunu başkanımızın önüne koyar. Onun için yanlış bir şey söylememem lazım. Benim Ankara'dan aday olmamam konusunda benim kafamın karışık olduğunu olmam konusunda kafamın karışık olduğu bana söylendi. Ben de söyledim ki ben bildiğim ve inandığım şeyi söylüyorum. Kalbimden geçen benim aday olmamak ve aday olmayacağım. Sebebi ben genel başkanımdan 35 sene üzerine 22 dakika tam dakika tuttum ne kadar konuşacağım diye 22 dakika konuşma yaptım. Başkaları gibi gelip buraya ben genel başkanımdan bir saat konuştum, yarım saat konuştum. Yalanını da konuşmadım. Genel başkanımdan ben o güne kadar bir dakika konuştuğum olmadı. Niye? Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim sayın genel başkanım. Çok iyiyiz. Arkadaşlara selam söyle. Bunlar ne kadar tutar? O kadar saniyelerle konuştuk. Başka evet. Bir şey olmadı. Ama ben 22 dakika yanına gidip sayın genel başkanım ben sizinle mükemmel bir görüşme yapmak istiyorum. Çünkü rahat olmak istiyorum. Ne demek dedi. Buyur dedi bana. Ne demek? Ama dedim benim dedim bunu bir söylemek istiyorum ki ben hiçbir yere aday değilim. Ben milletvekili adayı da olmayacağım. Milletvekillerinin benim için hiçbir artısı yok. Benim beklentim yok. Ama siz bana deyin ki savaşa gideceksiniz. Gideyim. Onun şimdi ben ona kendisine de söyledim çıkarken. Demiştim ki kendisine, bak samura söylüyorum. Sayın Genel Başkanım, benim size söylediklerimi ben paylaşabilirim toplumla. Ama sizin bana söylediklerinizi ben kimseyle paylaşmayacağım. Orayı saklı tutuyorum. Ama bana söylediği şeyler, bana dünyayı verseler, bana ne bileyim ben bakanlık verseler, milletvekili verseler, ben o kadar mutlu olamam. Bana mükemmel sözler söyledi. O sözleri söylemek istemiyorum. Bu sefer ben dönüp gelince buraya bütün arkadaşlarım benim aday olduğumu zannediyor. Ben halbuki aday olmayacağımı söylüyorum. Onlara da tamam bakacağız falan filan deyip işleri yumuşak geçmeye çalışıyorum. Bu sefer bir gelişme oldu. Ankara'dan çok üst düzey birisi. Gene isminin kalması gerekiyor. Fakat tabii o ismin şahitleri var yanımda. Evet. Senin kafan karışıkmış, aday olmayacakmışsın gibi bir şey söyledi. Dedim benim kafam karışık değil, ben aday olamam. Sebep dedi bana. Genel başkanıma gidip de yani ben Trabzon'daki sorunu hallederim dedim. Peki Sıtkı Tarım söylediği kelimenin dışına çıkmaz. Ama benim orada bir açığım var. Nedir o? Ben verilen her göreve talibim. Ben hiçbir yere talip değilim kelimesi beni kurtarır. Fakat dedim ben genel başkanıma geldim ve hiçbir yere aday olmadığımı söyledim. Evet. Benim genel başkanıma ya şu kelimeyi söyledim. Benim iki devletim var. Biri Türkiye Cumhuriyet Devleti, biri öteki de liderim Devlet Bahçeli. Doktor Devlet Bahçeli. Ben bunları söylemişken beni genel başkanım orada aday görürse ben nasıl bir duruma düşerim? Ben aday olamam dedim. Onlar da bana biz bu konuyu bir görüşelim dediler. Genel başkanımın onu da söyleyemem. Genel başkanım orada koyduğu tavır üzerine ben aday olmuşumdur. Şimdi bu sürece nasıl geldiğimizi bir kere konuşalım. Genel başkanımızın devlet adamlığı ve durduğu yerin kıymetini Türk milleti anlamaya başlamıştır.
ve anlamıştır. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi dahil muhalefette olmalarına rağmen herkesin ikinci partisi konumundadır. Ben bunu görüyorum. Biz ne yaptık? Benim gayem şuydu. Genel Başkanımın yükselttiği bu siyasi trendimizi eğer biz yerelde kendimiz artırma gayretimiz olmazsa bizden hiçbir şey olmaz. 4,5 sene ben sahadan hiç çekilmedim. Ben buradan, biz buradan arkadaşlarımızla beraber İnönü Mahallesi'ndeki bir faaliyete yürüme gidip gelirken arkadaşlarıma ben niye yürüme gidip geldiğimizi anlatmadım. Ama niye yürüme gidip geldiğimizi şu anda anlamış durumdalar. Benden gezerlerken anlamış durumdalar. Sokağa çıktığım zaman yeni arkadaşlarım burada. Bekir Başkan, Bekir abi, Bekir Başkan, Bekir abi. 100 kişinin 90'ında direkt olarak temasım var. Bizim şu anda ne derler ona, karşı karşıya olmadığımız bir mesele. Ya siz şimdiye kadar neredeydiniz de şimdi niye çıktınız ortaya kelimesine bir defa muhatap değiliz. Evet. Ben kendimizi o muhataplıktan kurtardım. Biz şimdi Trabzon'da doğru işler yaptık. Nedir doğru işler? Bir defa şunu yaptık. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yüzünü değiştirmeye çalıştık. Yaptığımız yönetimdeki arkadaşlarla beraber, sokaktaki hareketlerimizle beraber Devlet Bahçeli'ye yakışır hareket tarzımızı belirlemeye çalıştık. Bizimle ilgili kamuoyunda olumsuz düşünceler, duyguların hepsini yok etmeye çalıştık. Şu kelimeye ben çok hakim, sahip olduk, şu kelimeyi çok duyduk ve bunu arkadaşlarımız da çok yaşadılar. Ya MHP sizin söylediğiniz gibi ise biz bu MHP'ye niye oy vermeyelim? Evet. MHP senin gibi mi? Veyahut MHP benim arkadaşımı gördü, MHP senin gibi mi? Hakikaten öyleyse verelim. MHP bizim dediğimiz gibi, MHP bizim gibi. Ben sokağa çıktığım zaman 3 tane ülkücünün MHP'linin mağazasına gidip oturacak bir adam değilim. Ben gittiğim zaman AK Partili arkadaşlarımızın, CHP'li arkadaşlarımızın, İYİ Partili arkadaşlarımızın hepsinin mağazasına gidip oturup sohbet edecek konumumuz var. Aynı zamanda başka bir şey daha yaptık. Bize gelen sorunların içerisinde özellikle sağlık meselelerinde, insanların cenaze meselelerinde, sağlık meselelerinde bu gibi sorunlar yaşayan insanların partisine bakmayın dedik. Evet. Ben o sağlık komisyonu başkanım. Çok güzel bir görev yaptı. Çok güzel bir vazifesini yerine getirdi. Sağlıkla ilgili Cumhuriyet Halk Partili aradı. O da bulduk. İyi Partili aradı. Ameliyatına sahip çıktık. Başhekimleri tabii ki biz şimdi Cumhur İttifakı olarak biraz daha o gibi yerlerde güçlü görünüyoruz. Bunlarla beraber iyi alaka gösterdik. Ve bugün piyasada ben bunun karşılığını görüyorum. Ben bunun karşılığını bir karşılık bekleyerek yapmadık. Aslında bizim MHP'nin görünmeyen yüzünü, anlaşılamayan yüzünü, Devlet Bahçeli'nin bize yüklediği misyonu halkımıza anlatmak için mücadele verdik ve bunu başardık. Şu anda bundan dolayıdır ki Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon'da ayaktadır. Bunu seçimlerde göreceğiz. MHP böyle birdi, ikiydi. Ben farklı şeyler söylemeye çalışıyorum. Üçüncü sıradaki arkadaşımıza diyorum ki Allah aşkına ne olursun mücadeleni öyle bir yap ki ya keşke ben az daha çalışsaydım da 100 oyla, 500 oyla, 1000 oyla kaybetmeseydim diye motive etmeye çalışıyorum. Ben buna inanıyorum. Çünkü görüyorum buralardan bazı tüyolar verip de bazı şeyleri söyleyip de fincancı katırlarını da ürkütmemek lazım. O anlamda çok konuşmak istemiyorum. Ama Milliyetçi Hareket Partisi çok büyük oy alacak. Sinan Ateş olayı nedeniyle partiden kopuyor. Bu iş seçime doğru daha alevlenecek dendi. Bunlar size oy kaybettirmeyecek mi bu üç konu mesela? Hiç bize oy kaybettirmeyecek. Bir defa ülkücü hareketin içerisinde olan insanlar yapılan bir hamlenin içinde yaşadığımız bir meselenin genel başkanımız tarafından piyasaya sunulduğu zaman bunun Devlet Bahçeli burada bildiği bir şey vardır. Devlet Bahçeli burada yapmışsa doğru yapmıştır anlayışına herkesin gelmesi lazımdır. Sinan Ateş meselesine böyle fazla değinmeden geçeceğim. Sinan Ateş'e sahip çıksaydık, söylenecek şeyleri buradan söylemek istemiyorum. Evet. Sahip çıkıldı, söylenecek şeyleri herkes gördü. Evet. Sinan Ateş'in belli bir yaş grubu içerisinde, yaşadığı hayatındaki belli bir yaş çerçevesinde, ülkücü hareketin içerisinde samimi olarak bulunduğu bir yaş grubunun içerisindeki zaman için kendisine gösterilmiş bir ahdi vefa vardır genel başkanımız tarafından. Evet. Ama ondan sonraki süreçte ne yapmış olduğu, kimlerle birlikte olmuş olduğu, neyin içerisinde olduğunu bildiğinden dolayı orada
frene basmıştır. Anladım. Genel Başkanımız bunu toplum anlayamamışsa, bu topluma bunları anlatmak için Genel Başkanımızın nezaketinden dolayı evet. O iki tane bebesi vardır. O bebesinin rencide olmaması için, işte eşinin rencide olmaması için yapmış olduğu bir mücadele vardır. Bunu toplum değerlendirmesi lazım. Topluma biz bunları Genel Başkanım ama mecbur kalırsa konuşurum dediği zaman konuşacağı çok şey vardır. Evet. Olay budur. Bundan yani ibaret. Bazen geride kalanları da düşünmek zorunda kalmıştır. Belli bir zamanı vardır. Evet. Onun yaşadığı MHP için yapmış olduğu bir mücadele, ülke ocakları içerisinde bulunduğu bir mücadele vardır. Ama Türkiye çok büyük bir tehlike atlatmıştır. 15 Temmuz yaşadığımız sürece baktığımız zaman 15 Temmuz'da yaşanan süreçte her yer operasyon yapılmıştır. AK Parti operasyon yapılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin operasyon yapılmıştır. İYİ Parti bir operasyon yapılmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi es geçirmemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de operasyon yapılmıştır. Bir defa MHP'nin HDP'nin altında kalma meselesi zaten bunu Türkiye'de bu topluma yaşatan biliyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir söyleyişi vardı. Cumhuriyet Halk Partisi derken bunu tabanla karıştırmayalım. Anladım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının bizden daha az vatansever olduğunu ben söyleyemem. Evet. İYİ Parti tabanının da bizden daha az, Saadet Partisi'nin de bizden daha az milliyetçi olduğunu ben söyleyemem. Vatansever olduğunu söyleyemem. Ama yukarıda görev yapanlar yolunu şaşmıştır. Bunların açıklamalarında her evden HDP'ye bir oy misaliyle beraber buradaki operasyon zamanında yapılmak istenmiştir. Bu da tabii ki utanç vericidir ama bizim için değildir utanç verici. Hı hı. Bunu piyasaya sürüp bunu başaranların utanç kaynağıdır bu. Burada şunu söyleyeyim ben. HDP bir terör örgütünün bir uzantısıdır. Onun siyasi uzantısıdır. Alandan nasıl siz bu kadar kendinizi güçlü görüyorsunuz dediğiniz zaman ben burada iddia ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok oyun var benim. Evet. AK Parti'nde çok oyun var benim. Evet. Bunların sebebi nedir? Bunların sebebi işte o birlikteliği görüp, hı hı, onlarla beraber yaşananları görüp oralardan uzaklaşan bir Kuvayi Milliye ruhu var. Ben gururla söylüyorum. Ben kendimden daha büyük bir Atatürkçü tanımam. Evet. Ben iyi bir Atatürkçüyüm. Atatürk'ün hastasıyım. Atatürk'e lanet okuyana, Atatürk'e hakaret eden de benim için nefretliktir. Şimdi burada Kuvayi Milliye ve Atatürk ruhu taşıyan diğer partilerdeki insanların hepsi gerçekleri görüyor. Şimdi burada gelelim Hüdapar'la HDP'yi karşılaştırmaya. Evet. HDP bugün dese ki PKK bir terör örgütüdür. Abdullah Öcalan onun başıdır. Biz artık bundan sonra milli politikalara döndük. Tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek dil. Biz de burada devletimizin yanındayız. Bir de bakmışsınız ki bazı şartlar oluşmuş. AK Parti'yle, MHP'yle koalisyon yapar. Evet. Yapar. Burada şimdi bunlar yok. Bunlar tam hız bir şekilde Türkiye'yi bölünme noktasına getirme hızıyla beraber devam ederken PKK'nın bölücü örgüt olduğunu, Abdullah Öcalan'ın bölücü örgütün başı olduğunu söyleyen bir Hüdapar var. Evet. Bunun az ne kadar az olduğu, ne kadar çok olduğu önemli değil. Hüdapar daha önce zaten reislik cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek çıkmış. Bu desteğinden dolayı da bütün siyasi partilerin, Millet İttifakı'ndaki bütün siyasi partilerin kendileriyle görüşerek zaten oldukları safa misafir etmişler, çağırmışlar, istemişler bizden beraber hareket et diye. Onlar da demiş ki hayır, biz devletin yanındayız, biz bayrağımızın yanındayız, PKK terör örgüttür, Abdullah Öcalan da bu terör örgütün başıdır demiş. Şimdi biz ne dememiz lazım? Hayır efendim, siz bu fikirlerden vazgeçin. Sizden biz bir araya gelemeyiz. Siz böyle diyorsunuz ama öyle değilsiniz deme şansımız yok. Burada çoğu bilmez. Köy korucuları vardır. Köy korucular sistemi. Bütün köy korucuları Hüdapar'dandır. Evet. Bunlar şehit oluyorlar. Hüdapar'ın başı televizyona çıktı, bir şey söyledi. Dedi ki bir tane suç işleyen Hüdaparlı bulun dedi. Biz de istifa edeceğiz. Bu şimdi sadece siyasi erozyona uğratmak için, algı yaratmak için verilen mücadele, bu da başarılı olma şansı yoktur. Yok, buraları bizim hiç ilgi alanımız değil. Bakın ben milletvekilliği sürecinde gene söylüyorum, bunlar Ankara'dan izlenebilir değil mi? İzlenebilir. Tamam. Yanlış konuşmak olmaz, yalan da söylemek olmaz. Bir kişiyi arayıp da bir genel başkan yardımcımı dahi arayıp, ama hangi süreçten bahsediyorum? Adaylığından sonraki süreçte. Evet.
İşte ben bir de miyim? Ben var mıyım? İşte yok. Bir veyahut işte bana sorun da felanzi iki olsun, üç olsun, dört olsun, tek kelimem yoktur. Evet. Çekildim kabuğuma. Dedim ki ben hiçbir şeye karışmıyorum. O şekilde oldu benim o sürecim. Bu işlere bizim karışmamız doğru değil. Belki şu olmuştur. Yaşı gençtir diye ileriye koyun. İlerikisi tarihe atılmıştır. Hmm. Belki şu olmuştur. Bire koyamıyorsak onu hiç koymayalım olmuştur. Anladım. Ne demek istedim anlatabildim. Bunlar hiç sorgulanmamıştır. Bunlar bizim tarafımızdan. Evet. MHP öyle bir parti değil. Gidip de Ankaralılardan Milliyetçi Hareket Partisi olarak gidip de buralardan yöneticiler, bizim durumumuzdakiler bu işleri sorgulayamaz. Anladım. Sorgulayamaz. Genel başkanımızı takdirdir. Ama genel başkanımın bir sözünü söyleyeyim sadece. Genel başkanımızın başarılı bulduğu il başkanlarının önüne Türkiye geneline hiç kimse koyulmaması konusunda bir şeyleri var. Olmuş yani. Yakınlarına telkinleri olmuş. Şimdi bir defa o günkü sistemi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde iki liderimiz koymuştur. Evet. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli Genel Başkanımız birlikte bunu oluşturdular. Bu sistem yürüdü. Orada bir haksızlık diye bir şey söz konusu değil. Evet. Orada sadece bir eksik var. O sistemde bu tip işlerin olabileceği hesaplanmalıydı. Bugün ben bugün inanın 4.30'da kalktım. Evet. Neredeydik? Akçaabat Şoförler Derneği'nin kura çekimindeydik. Evet. O günü de böyle çalışılmalıydı. Anladım. Oradan nasibini alan az. Anladım. Anlatabildim mesela. Anladım. Ve ben il başkanı olduğum halde diyorum. Bak, o gün il başkanıydım ben. Evet. Anlatabildim mi mesela? Anladım. Olay budur. Çok iyi anladım. Ama neden? Çalışılmalıydı derken sistemi bildiğimiz için daha iyi çalışılmalıydı. Anladım. O sistemde böyle bir şey olabilirdi. Bunu şimdi kimse bilmiyor. Evet. Mesela biz 14.700 oy fazla aldığımız halde çıkamazken 2.500-2.800 oyla beraber başkası çıktı da diyelim biz altta kaldık. Eğer AK Parti dördüncüyü çıkaramayıp da 45-50 bin bir oy artsaydı onda o oy bize gelecekti, iki çıkaracaktık. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Böyle bir durumla karşı karşıyaydık. O gün bunlar hesap edilebilmeliydi. Yani bu sistem, olabilir düşüncesiyle. O sistemin getirileri hesap edilebilmeliydi. Trabzon'da futbol hiçbir zaman doğru ilerlemiyor. Hatta büyük eksiklikler var. Ben kafamı en çok o işlere yormuşum. Zaten alanda hiç kimseye bir söz vermiyorum. Verdiğim sözlerden bir tanesi Trabzonspor'un altyapısını oluşturacak olan semt sahalarının oluşturulması için büyük mücadele vereceğim. Hı. Yavuz Selim'e de maç oynatacağım diye oynatmak için büyük mücadele vereceğimiz sözünü veriyorum. Ama Yavuz Selim derken Millet Bahçesi'nin içinde değil. Avni Aker var orada. Evet. Veyahut da Zanos'un altında imkan arayıp bir yerlerde bu yaşlıların 60, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90 yaşındaki insanların nostalji yaşamaları için gidip maç edecekleri imkanı yaratmaya çalışacağım. Ben bunu Trabzonspor'a buradan söylüyorum. Buraya Trabzonspor'un ne katkısı olabilir? Olur şu olur. İki tane yanlış transferi eksik yaparlar. Demek istediğimi anlatabildim mi? Anladım. İki tane yanlış transferi eksik yaparlarsa bunların hepsi olur. Trabzonspor büyük futbol takımı, Trabzonspor büyük kulüp olamıyor. Evet. Bunun sebebi nedir? Az önce girdik, sohbet ederken söyledim. Trabzon'da çok duydum ben. Judocu şampiyon. Evet. Neymiş? Beşiktaş'ta. Almış onu oraya. İşte handbol takımı şampiyon oluyor. Evet. Bir de bakıyorsun başka bir yerde. Boks, i̇şte boksta şampiyonlarımız var. Duyuyorum, canım sıkılıyor. Fenerbahçe almış boks dövüştürüyor onu. Niye Trabzonspor bu işlere? Trabzonspor sadece futbol. Öyle bir şey yok. O zaman büyük kulüp olamıyorsun. Büyük kulüp olamıyor dememdeki mana odur. Ondan sonra Trabzonspor gene futbolun içinden gelen bir kişi olarak biliyorum ben. Eğer bir kulüp sağ bek ve sol bek transfer ediyorsa altyapıda eksik işler var demektir. Evet. Sağ bek sol bek dediğin zaman bazı anlamayanlar diyebilir ki ne demek istedi. Sağ bek sol bek en rahat oynanan yerdir. Top tek yönden gelir. Evet. Bir orta saha adamına, bir santrofora, bir başka yerlerde oynayan insanlara top çok yönlü gelir. Çok yönlü gelen insan çok hata yapar. Ama sağ bek sol bek oynamak basittir. Alırsın alttan oyuncuları belirlersin. 16-17 yaşında dersin ki ben bunu 2 sene sonra sağ bek yapacağım. Bunu ben 2 sene sonra sol bek yapacağım. O çocuğu sahaya çıkartırsın. 2 tane gol yesen onun yüzünden. O çocuğu ısrarla oynatırsın. 3. golü yesen gene ısrarla oynatırsın. Ama futbola kazandırırsın. Onun için Trabzonspor'da konuşacak çok eksik var. Ama fazla detaylı ileride bunları ben zaten yapacağım mücadelesini.
bunları konuşabilir. Bizim zamanımızda geçmiş dönemlerde futbol oynayanlar 13-14 yaşına geldiğimiz zaman futbola başlardık. İngiltere'den 8 tane, işte Almanya'dan 4 tane, 5 tane, 6 tane yediğimiz maçlar, onlar o işe 20 sene önce 6-7 yaşında başladıklarından dolayı altyapı farkıyla beraber bizleri orada o hezimete uğratıyorlardı. Fakat şimdi Türkiye'de futbol olarak çağa uymaya başladı. Şu anda futbola başlama yaşı 7'ye indi. Evet. 7, 8, 9 yaşlarındaki çocuklar top oynamalı. Nasıl oynamalı? Şimdi aşağılarda taşımalı. Bunu Trabzonspor'un eski başkanı söyledi. Ben de kendisine gereken cevabı verdim. Dedi ki başkanım işte biz de o çocuklar için taşımalı eğitim yapıyoruz. Kime yapıyorsunuz? Lisans çıkardığınız kişilere. Erdoğdu Mahallesi'nde 7 çocuk geldi bir araya. Dedi ki 9-10 yaşlarında, 11 yaşlarında çocuklar. Bahçecik'te arkadaşlarımız var. Bunlarla maç yapacağız biz. Koyacak mısınız onları dedim aşağıda yaptığınız sahalara? Girebilir mi? Giremez dedi. Biz onu söylüyoruz dedim. Anladım. Bunlar maç yapabilmeli. Bunlar birbirlerine müsabaka yapıp gittikleri zaman ondan sonra orada başka bir sorun daha var. Trabzonspor o mahallelerde gördükleri çocuklardan o grup onlardan gruplere gidenlerden bütün grupları kendi altyapısı kabul ederek onlar içerisinde sivrilenleri almalı. Yoksa benim çocuğumu futbolcu yap. Aldı adam getiriyor. Zengin, durumu iyi, tanıdığı çevresi var. Benim çocuğumu futbolcu yap sistemi diye bir şey yok. Dünyada öyle bir şey yok. Evet. Ama getirdiler 100 kişiyi aldılar, 90 kişiyi aldılar. Bunlarla beraber bir çalışmaya başladılar. Ondan sonra bunların içerisinden 6 tane, 7 tane, 10 tane bunlarla biz işlersek bunlar futbolcu olur diye kararı verdi Trabzonspor. 90 kişiyi döküyor bu sefer. 90 kişi Trabzonspor'a düşman oluyor. Bunlar Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı oluyor. Bunların aileleri de aynı zamanda Trabzonspor'a düşman yetişiyor. Benim dedim sistemle beraber bu işleri de halledeceksin. Yalandan yere getirin bize topçuları. Biz bunları topçu yapacağız sistemi yok. Evet. Trabzonspor mahalle aralarında gidecek, izleyecek. Oralardan bulduklarını alacak. Geri bırakacağı adamı ahlaksız çıkar. Başka türlü sorunları olur. Dersi ki ben bundan uğraşamam. Onları bırakabiliriz. Ben bu sistemin de arkasında duracağımı düşünüyorum. Koşacağımı düşünüyorum. Ama ne kadar başarılı oluruz bu benim söylememden olmaz. Biz burada Trabzon'da daldan dala geçiyorum belki ama bir iş başardık. Bunu Türkiye duydu, Trabzon ne kadar duydu bilmiyorum. Yaptığımız işin de reklamını fazla yapamam ben. Havaya silah atılıyor mu? Trabzonspor şampiyon oldu, havaya mermi atıldı mı? Evet. Kim bunun sebebi? Kafama koydum, Yönetici arkadaşlarımın desteğiyle beraber yapmadığımız kalmadı. Soylu Bakanıma gittim, Salih Soray'a gittim, konuşturdum onları mecliste. Kendi milletvekillerimizden, hanım milletvekillerine kürsüden konuşturdum. Diyanete gittim, buradan müftülüğe gittim, jandarma komutanlarına gittim. Emniyet müdürlerine gittim, valimize gittim. Çok büyük kampanya başlattık. Ve buradan söylüyorum bir köyden 55 tane silah aldırttık biz. Bu da MHP'den olur. Başka olmaz yani. MHP'nin bir özgür ağırlığı varken bunu başka yerlerle karıştırmayacaklar. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? MHP'nin özgür ağırlığı orada var işte. 55 tane silah aldırdık ama o dedesinin yanında ölen çocuk yukarıdan gelen yorgun mermiyi araştırmak için ben o işin üstüne çok gittim. Fakat çıkmadı o 55 silahın içerisinden. Anladım. Büyük bir ihtimalle ruhsatsız bir silahtı. O işi anlayınca kişi o silahı kaybetti. Biz bunlarla mücadele ediyoruz. Bugün Cumhur İttifakı'nı, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'ni istemeyen güçlere baktığınız zaman Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verilmesi gerektiğini bu toplum anlar. Evet. Bugün Karayılan, onun yanındaki bazı kişiler, isimlerini bile söylemek istemiyorum. Evet. Nefretlik bu şerefsiz alçak insanların. Oralardan yaptıkları yayınlarda özellikle AKP'yi de söyleyerek Cumhur İttifakı'nın seçim kaybetmesi gerektiğini söylemeleri Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'yi nasıl bir vizyon açtığını, Türkiye'yi nereden nereye evirdiğinin ortadadır. Evet. Evirdiği ortadadır. Yani burada 15 Temmuz'dan sonra biz 15 Temmuz'dan önce Cumhurbaşkanımızla beraber mücadelemiz var. AK Parti'nin geçmişiyle beraber yaşadığımız dönemler var. Şimdi bugün Cumhurbaşkanımızın durduğu yer Türk milleti için çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Biz önemsiyoruz. Bizim genel başkanımız il başkanları toplantısında bunu bize defalarca söyledi. Cumhurbaşkanımızın şu anda durduğu ve yüklendiği misyon çok önemli. Şu anda kesinlikle bir vatansever,
kesinlikle bu milletin menfaati için çalışan bir AK Parti var. Bir Cumhurbaşkanımız var. Milliyetçi Hareket Partisi ne yapıyor? Devlete destek veriyor. Hükümet olmamakla beraber, bakanlığı olmamakla beraber, genel müdürlüğü olmamakla beraber, müsteşarlıklar eskiden öyleydi ama gene onun yerine bakan yer işleri var. Hiçbir pazarlık yapmadan durmasının arkasında yatan gerçek bu ülkenin çadırını sırtlanların yolu üzerine kurmuş olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kesinlikle burnu kanamadan bu tehlikeleri atlatması için çok büyük bir mücadele veriyoruz. Onurlu bir mücadele veriyoruz. Bu milletin de bunu anlayacağı düşüncesindeyiz. Anladığını alanda görüyoruz. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza ben sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Tüm şahsınızda yönetici ve ekibinize de teşekkür ediyorum. Teşekkür çok ediyorum. Bayağı kalabalık geziyorsunuz. Maşallah diyorum. Allah hakkınızda hayırlısını nasip etsin.